Merhaba, ben Şerife. Bahçeşehir Üniversitesi 3. sınıf psikoloji öğrencisiyim. Isaac'le birlikte iki kez Global Volunteer projesine katıldım. İlki Finlandiya'da, ikincisi İtalya'da, üçüncüsü de yolda, bu Ocak'ta Almanya'da umarım. Şöyle ki, Finlandiya benim ilk deneyimimdi. 19 yaşındaydım. Hiç bilmediğim, hiç görmediğim, hiçbir şekilde hayal edemeyeceğim bir ortama gittiğimi söyleyebilirim. Bir ormanda, yaz kampında çocuklarla birlikte oyunlar, işte workshoplar, etkinlikler, bunlara katılıyordum. Finlandiya hem kültür anlamında hem de iletişim anlamında bizden çok çok farklı. Bir Türk olarak ki özellikle ben konuşmayı çok seven, iletişimi çok seven, sürekli alışveriş yapmayı, sürekli dokunmayı ya da insanlarla interaktif bir şekilde birlikte var olmayı çok seven biriyim. Finlandiya'ya gittiğimde çok geçirdiğimi söyleyebilirim. Şöyle ki insanlar bizden çok farklı. Sosyal anlamda ve iletişim anlamında birazcık kapalılar. Ve bu bende şöyle bir etki yarattı. Ben onlara yaklaşabilirim. Bu şekilde bir iletişim kurmaya çalıştım Finlandiya'da. Ve Finlandiya'da projem süresince birlikte kendime katabildiğim değerler olduğunu söyleyebilirim. Finliler genellikle planlı ve programlı insanlar. Kampımız şu şekildeydi. Haftanın 5 günü hafta içi çocuklar geliyor. Hafta sonu tatil ve hafta sonu biz okulu, kampı çocuklar için hazırlıyorduk. Hafta sonu o hazırlık sürecinde 2 gün boyunca bütün okul müdürü, öğretmenler ve biz gruplar halinde her 4 tane ev vardı yaş gruplarına göre ayrılmış. Bu evlerdeki çocukların hangi odada kiminle kalacağı, hangi yatakta nasıl uyuyacağı, bunların hepsinin planını programını yaparak ilerliyorduk hafta içine çocukların gelme anına kadar. Bazı çocukların bazı problemleri oluyordu ve bu problemleri aşabilmek için bu kampa geliyorlardı açıkçası. Bu kampta birçok şey keşfediyorlardı çocuklar da. Aynı şekilde ben de gittiğimde birçok şey keşfettim. Hem kendi içimde, hem o kültürde, hem de kendi kültürümde bazı kıyaslamalar yapmaya falan başlamıştım, öyle söyleyebilirim. En ufak detayları, en küçük şeyleri yazarak, planlayarak ve programlayarak bu şekilde ilerleyen bir süreç vardı Finlandiya'da kampta. Ben de bu toplantı süresince birçok etki etmeye çalışıyordum açıkçası. Bazı çocukların durumuyla alakalı yorumlar yaparak ya da okulla alakalı, süreçle alakalı şeylerle destek olmaya çalışıyordum kamp süresince. İklim çok değişik, iklim bambaşka çünkü Haziran ve Temmuz ayında oradaydım. Haziran ve Temmuz ayı bizim için, ben Mersinliyim, Akdeniz insanıyım. 30-35 derece bir sıcağa alışmış bir vücudum var, bir sistemim var diyebilirim. Finlandiya'ya gittiğimde hava 8-7 derece Haziran'ın ortasında. Ben böyle üstüme kazak ve ceket giyiyorum. İşte ayağımda, normalde Türkiye'de ben asla patik çorap giymeyen birisiyim. Finlandiya'da ayağıma iki tane kat kat üstüne patik çorap giydim ve hiç yemediğim yemekleri orada yemeye başladım, denemeye başladım. Hiç bilmediğim bir dilde çocuklarla birlikte yeni bir dil öğrenmeye çalıştım. Yeni bir kendime katabildiğim bir değer oluşturmaya çalıştım. Finlilerin planlı programlı olan sistemleri alışmış olmak artık oradaki hem çalışma ortamının verdiği etki hem de alışmış olduğum düzenin dışına çıkıp orada bambaşka bir düzende ayak uydurmak. Bunların hepsinin benim için bambaşka değerleri olduğunu düşünüyorum. Planlı olmak en önemli değerdi benim için Finlandiya'dan aldığım. Sistematik bir şekilde çalışma saatlerini oturtmuş olmam, kendimi oraya adapte ediyor olabilmem, bunun hepsi çok değerli diye düşünüyorum. Bahsetmiştim, kültür tamamen farklı ve o kültüre adaptasyonumu gerçekleştirmek biraz zor oldu benim için ama olaya bambaşka yönden bakmaya çalıştım hep. Çözüm odaklı olmaya çalıştım. Çünkü şu an kendi ülkemden, kendi evimden bambaşka bir ortamda, bambaşka bir yerdeyim ve hiç kimse yok. Sadece telefonum var. Olmazları oldurmaya çalıştım diyebilirim açıkçası. En önemli detaydı Finlandiya'ya dair. Üçüncü olarak Aizeman'a kattığı diğer bir değer ise İtalya'da kazandım diyebilirim bu değeri. Anda kalmak. Dolce far niente. İtalyanların zevk insanı olduğunu herkes biliyordur açıkçası. Ve İtalya'ya gittiğimde onların o zevklerini, onların hayata karşı bakış açılarını gerçekten orada gözlemlemek, orada bunlara vakıf olmak benim için çok değerliydi ve ben artık şu an İstanbul'da bunu ne kadar yapabiliyorum tartışılır ama anda kalmaya çalışıyorum. Şu an bir yerlere bir şeylere koşturmak yerine gerçekten o an ne gerekiyorsa onu yapmam gerektiğini düşünerekten birazcık daha serin, daha yavaşlayarak adım atmaya çalışıyorum diyebilirim. Bu da Isaac'in bana kattığı. Gerçekten Isaac olmadan İtalya'ya gidip de ben 45 gün süresince gerçekten bir İtalyanın nasıl yaşadığını, nasıl yemek yediğini ya da bir İtalyan öğretmenin, İtalyan çocuğun nasıl hayata baktığını Isaac harici öğrenebileceğimi pek zannetmiyorum. Kültürel bir gezi yapabilirdim tabii ki ama bunu gerçekten yerinde ve anında gözlemleyebildiğim tek imkanı sunan Isaac diye düşünüyorum. Dördüncü olarak Isaac'in bana kattığı diğer bir değer ise dünya vatandaşı olmak. Global bir okulda okuyorum. Bahçeşehir global bir okul ama Isaac gerçekten dünya vatandaşı olmayı atılması gereken, gidilmesi, görülmesi gereken en büyük tecrübelerden bir tanesi diye düşünüyorum. Global Volunteer projesi özellikle. Sosyal sorumluluk projesi. Empati yapabiliyorum. Gittiğim proje çünkü tamamen gönüllülük üzerine ve oradaki insanların, çocukların özellikle benim projelerimin ikisi de çocuk üzerineydi. Çocukların hayatlarına dokunuyor olabilmek, çocuklarla iletişim kuruyor olabilmek ve iki farklı ülke açıkçası. Birisi kuzeyde Finlandiya, birisi güney İtalya'da. Finlandiya'daki çocukların geçmişleri dışarıdan baktığımızda ne kadar kaliteli, ne kadar güzel diye görürüz değil mi Türkiye'den baktığımızda? Ama
ama oraya gittiğimde orada gözlemlediğim ve gördüğüm onların da mutsuz olabileceği, Finli çocukların da bazı problemler yaşayabileceği ve o benim oraya gitme amacım o çocuklara etki ediyor olabilmek ve onların hayata bakış açılarını değiştirebilmek. Küçük bir dokunuşla, ufak bir oyunla da olsa onları etki ediyor olabilmek benim için çok değerliydi. Ardından İtalya'daki deneyimimde de aynı şey söz konusu. Yine çocuklar üzerine bir projeydi. Ve dünya vatandaşı olmak konusunda şöyle söyleyebilirim. Gittiğimde yemek ayırt etmedim ya da gittiğimde ben burada kalmam, ben burada uyumam, bu yatak bana uygun değil, ben niye bu eve geldim tarzında asla bir söylemde bulunmadım. Çünkü benim oraya gitme amacım bir gönüllülük. Yediğim yemek onlarla uyum sağlamak zorunda. Çünkü elbette ki çok farklı, elbette ki birbirinden çok çok uzak kültürler ama adaptasyon kuvvetim ve kendime olan özgüvenim, dünya vatandaşı olma isteğim bu iki projede de bana destek oldu diyebilirim. Ayzey'in ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Video boyunca gördüğünüz üzere böyle bayağı konuşuyorum, anlatıyorum falan filan ama ben Ayzey öncesinde lise döneminden bahsedebilirim açıkçası. Gayet utangaç, birazcık içine kapanık biriydim diyebilirim. Ardından projeye gidip gelmem, tanımadığım insanlarla olan iletişimim, kendi başıma ayaklarım üzerinde durup bir şeyleri başarıya olabilmem benim gerçekten hem özgüvenimi arttırdı hem de bakış açımı değiştirdi. Ben Ayzey projelerimin ikisinde de gittiğim ülkede tabii ki İngilizce seviyesi yüksek ama bulunduğum ortamdaki İngilizce bilen insan sayısı çok azdı. Bunun bende etkisi şu şekilde oldu. Ben onların diline ve kendi iletişim sistemine adapte olmaya çalışıyorum. Onlar benim İngilizceme odaklanıyorlar. Ben onların dillerine işte sürekli elimde telefon translate yapıyorum. Bir şeyleri oldurmaya çalışıyorum. Olmazları oldurmaya çalışıyorum. En büyük değerlerden birisi buydu benim için. Diğeri de son olarak İletişim kabiliyetimi geliştirdiğini söyleyebilirim. Fince çok bambaşka bir dil. İtalyanca aşık olduğum bir dil. Fince mesela oradan öğrendim, oradan kendime koyabildiğim. Pus pus, moi moi. Bunlar güle güle bay bay demek. Çok basic, çok kullanılan bir şey ama bize ne kadar çok farklı geliyor. Projeden döndükten sonra İtalyanca kursuna başladım. Süreç boyunca da ileriye dönük İtalya'da yaşamayı planlıyorum. Şu an Almanya'da bir projeye başvurduğumu söylemiştim. Almanca da öğrenmek istiyorum. Ayzey ve Ayzey'in bana kazandırdığı kazanımlarla birlikte bence dünya vatandaşı olma yolunda çok emin adımlarla yürüdüğümü düşünüyorum. Bu bahsettiklerim en önemli ve benim için gerçekten çok çok büyük değerlere sahip olan kazanımlardı. Şu an anlatmaya başlasam gerçekten bitmeyecek birçok olay, deneyimler söz konusu. Üniversite hayatınız boyunca bence hayatınıza katabileceğiniz, kişiliğinizi oluşturma aşamasında gidebileceğiniz en güzel okullardan birisi Ayzey diye düşünüyorum. Ayzey'e lütfen bir bakın, uğrayın, araştırın ne olduğunu, neler yaptığını, vizyonu ve misyonunu öğrenerek bence kendinize büyük değerler katabileceğinizi düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim.